Selamun aleyküm muhterem seyircilerimiz. Rabbimize hamd ederek, Resullerine salat ve selam ederek bir yeni program daha birlikteyiz. Rabbimizin ilk emri Adem Aleyhisselam'a da esma üzerinden ve son Nebi, son Resul Muhammed Aleyhisselam'a da ikra bismi Rab diye başlayan ve devam eden daha sonra Bismillah olarak. Önce Bismi Rab, sonra Bismillah, sonra Bismillahirrahmanirrahim. Yani ilk haliyle ikra Bismi Rab, ellezî halak. Oku ismiyle Rabbin, öyle ki yarattı. Öncesinde insan bir alaktı diye böyle şiiri de okumasını yaptığımız, hakikaten gönülleri açan, kapıları açan, hayatı bize hakkıyla anlatan, geleceğe dair çok önemli prensipler, ilkeler vaaz eden ilk emir, ilk farz, ilk çağrı, ilk teklif, ilk okuma. Yani ben hani onunla gözümü açtım dünyaya işte gibisinden, hayatın hakikatlerine insanlar bu ayetle gözünü açar. Yok, bu ayetle ilişkisi yoksa, bu ayeti okumamışsa daha hayata hakkıyla gözünü açmamış demektir. Halen çocukluk yaşıyor, halen böyle olgunlaşamamış, rüştünü yakalayamamış veya sair mahluklar gibi bilinç düzeyi olmayan, aklı, zekası, okuması, fikretmesi, kadretmesi olmayan mahluklar gibi mesabesinde devam ediyor demektir. Cahiliye devam ediyor demektir. Ancak biz bunun üzerine daha farklı şeylerden bahsedeceğiz. Oku, besmele. Oku ilk emir. Peki neyle? Besmele ile. Besmele'yi oku. Bismi Rab. Besmele oradan geliyor. Daha sonra Bismillah. Rab yerine ilah. Hatta Allah. Bismillah. Allah, Allah'ın Celle Celaluhu, ona has en şumullü özel ismi. Rab ise onun en şumullü, özel ve en başlangıçtaki vasfı, kendisini takdim ettiği, tanıttığı, her ikisinin belli bir ağırlığı var. Merhaleler olarak önce Rab, sonra ilah. Ve bu da Besmele'ye tekabül ediyor. Daha sonra işte Bismillahirrahmanirrahim diye son halini alıyor. Evet. Peki, biz her şeye Besmele ile başlamamız lazım da, bu tabii ki daha sonra Allah Resulü'nün sözlerine yansıyor, fiillerine yansıyor, ashaba yansıyor ve bugüne kadar bir şekilde aktarıla geliyor. Ancak bunlar gelirken bazı şeyinden, özünden, aslından, hani çok köprünün altından sular akınca bazı şeylerini kaybediyor. Dolayısıyla besmele emir tekrarı mı? Şimdi Allah Teala'nın buradaki emri nedir? Oku ismiyle Rabbin. Yani o yaratan Rab var ya, o yaşatan Rab var ya, o yöneten Rab var ya, onun ismiyle, onun adına, daha da açılımlısı onun esmalarıyla, onun kavramlarıyla, onun ibareleriyle, onun tanımlamalarıyla, onun ilkeleriyle hayata bak. Hayatı öyle oku, öyle değerlendir, öyle şekillendir, öyle tasvir et, öyle fikret, öyle kavlet ve öyle fiil et. Bu. Yoksa bir emir tekrarı değil. Ama şu anda ne oluyor? İçi boşaltılınca Allah'ın bak dediği yerden bakmıyor Celle Celaluhu. Oku dediği yerden okumuyor. Fikret dediği yerden fikretmiyor. Kavlet dediği yerden kavletmiyor. Yap dediği yerden yapmıyor. Tut dediği yerden tutmuyor. Ancak sadece bir kalıp, ezber. Bismillah, bismillah, bismillah diyor. Tabii hiç dememeye göre bunun da bir mesafesi var, bunu yok sayamayız. Ancak içi boşaltılmış. Belki işlediği işler tamamen Allah'ın nizamına muhalif. Yani Allah'la savaşın içinde, Allah'ın diniyle, rejimiyle, düzeniyle bir savaşım halinde, sürekli anarşist, eşkıya, asi pozisyonunda her şeyiyle, ama ona rağmen besmeleden vazgeçmiyor. Yani birçok hayatlar böyle. Öyle Allah Resulü zamanında bile birçok insan, o Mekke müşrikleri bile Allah adına
geçmiş Resuller adına Muhammed Aleyhisselam'a ve onun davasına, hak davasına karşı çıktılar. Daha sonra işte ashab arasındaki münakaşalar, daha sonra işte ehli kitabın durumu, müşrik demek zaten Allah'a iman etmeyen demek değildir. İnsanların çoğu da müşriktir. Ancak iman eder fakat şirk koşmadan iman etmez. Bunlar da Allah'a iman ediyor. Şirk koşarak. Ve bunu da çoğu kere Allah adına yapıyor. Şu anda Hristiyanlar, Yahudiler veya İslam'ın son halinden bir şekilde farkında olarak veya olmayarak İslam'ı tağyir eden, değiştiren, kimliğini değiştiren, özünü değiştiren birçok kişiler, şahsiyetler veya cemiyetler belki besmeleden vazgeçmiyor ama içini tamamen farklı dolduruyor. Taban tabana zıt hale bile gelebiliyor veya taban tabana zıt hale gelene kadar arada birçok farklı tonlar, renkler var. Renkler cümbüşü, düşünceler, ideolojiler, fikirler cümbüşü. Var oğlu var. Peki o zaman besmele ne anlama geliyor burada? Baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman bir emir tekrarı. Yani adeta komutan askere emrediyor, şunu yap diyor. O da aynen sözü tekrar ediyor. Şunu yap. Bu sadece emrin anlaşılıp anlaşılmadığı teyit açısından bir anlam ifade eder. Fiili bir durum için asla bir karşılığı yoktur. Ne zaman onun karşılığını yaparsın, o zaman o gerçekleşir. Allah Teala oku dediyse, oku buyurduysa okutacak, hayat okunacak. Hayat bu gözlüklerle okunacak. Bu altyapılarla, bu donelerle, bu ölçümleme birimleriyle okunacak. Başka türlü açılardan, başka türlü gözlüklerle bakarak değil, doğunun, batının, gelmişin, geçmişin gözlükleriyle değil, Allah'ın Celle Celaluhu bak dediği yerden bakarak, gör dediği şekilde görerek, yap dediği şekilde yaparak o zaman bu gerçekleşir. Yoksa diğer türlü bir emir tekrarını geçmez. Sala, Allah Resulü'ne sala okumak da benzerdir. Daha önce söyledik. İşte Allah Resulü'nün ismi anılınca hemen Allahümme salli ala Muhammed. İyi de Allah buyurdu ki Resulüne sala edin. Ne demekti sala edin? Sürekli salavat okuyun değil. Onun davasına yardımcı olun, omuz verin. Hatta İbrahim Aleyhisselam için sala, Muhammed Aleyhisselam zamanında Muhammed'e sala ederek gerçekleşir. Ben İbrahim Aleyhisselam'a sala ediyorum. Demek Muhammed Aleyhisselam zamanında Muhammed Aleyhisselam'ın davasına yardımcı olmaktan geçer. Bugün de Muhammed Aleyhisselam'a sala okumak demek, onun bugünkü davasının takipçilerine omuz vererek, el vererek, destek vererek, gönül vererek gerçekleşir. Bu kadar basit. Ha Allah Teala'nın kavledin dediği yerler de var. Mesela kul huvallahu ahad. De ki Allah'tan başka Allah birdir. Denge olmayan birdir. Bunu söyle. Bakın bunu hem gereğini yapacaksın. Söylemek de bir gerek. Kul e'udu bi rabbin nas. Kul de ki e'udu bi rabbin nas. E'udu bi rabbil felak. Felağın Rabbine, nasın Rabbine sığınırım de. Burada kul var de. Burada emir tekrarı da yapılacak. Sözler de tekrar edilecek. Ve gereği de yapılacak. Ancak başında bakın burada kul yok. Yani de tabiri yok. Demenin bir anlamı yok burada. Burada gereğini yapacaksın. Emir tekrarı yapmayacaksın. Sürekli besmele çekmek yerine ne gerekiyorsa Allah'ın esmasıyla Celle Celaluhu hayata bakacaksın, okuyacaksın, değerlendireceksin, yapacaksın. Buradan bu anlaşılması lazım. Kul ya eyyuhel kafirun. Ey kafirler de. Ey kafirler. Lekum dinikum veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bunu de. Kul tabiri var başında. Yani bunu de, söyle. Öyleyse bunu söyle. Bu tür emirler olduğu gibi ekserisi başında kul yok. Tekrar emir tekrar yapmanın, ezbercilik yapmanın, lafız hafızlığı yapmanın, şunu yapmanın, bunu yapmanın aslında işi hafif almakla eş değer bir karşılığı var. Bunu işi emir tekrarına dönüştürmemek, ezberciliğe dönüştürmemek ve gereğini yapmak. Asıl olan bu. Öyleyse salaya nasıl bakıyorsak gerçekçi bir okumayla, besmeleye de öyle bakmamız lazım.
Birisi Resul'e yardım etmek, birisi Allah'ın Celle Celaluhu ismiyle, esmasıyla, kitabıyla, kavramlarıyla olaya bakabilmek. Onun ilgileriyle alakalanmalı. Başka ilke ve inkılaplarla değil veya inkılaplarla değil. Allah'ın halak, bismi Rab, ellezî halak, halakal insâne min alak. O alaka, o ilgi, o ilke ve o inkılaplarla hayata bakabilmek. Bu işte besmelenin karşılığıdır. Besmelenin tam başladığı yerdir. Arkası da gelecektir. Olaya böyle bakmamız lazım. Yoksa diğer türlü adeta Allah Teala şöyle yapın, sen de aynen onun yapın dediğini tekrar ederek, emir tekrarı, bu biraz da yani hakaret olur. İşi hafife almak olur. Böyle durumlara da düşüyoruz. İnsanlık düşüyor ama böyle tabloyu, kuş bakısı göremeyince böyle olayın farkında olmuyor. Hep böyle hayat böyle devam ediyor. Ancak gülünç bir durum aslında. İçler acısı bir durum. Yani yer yer hakarete denk düşen bir durum. Yani işi boşa çıkarmak, topu taca atmakla eş değer bir durum. Bu haşa Allah'a karşı, onun ilk emrine karşı bu tutum hoş bir şey değil. İnsanlık adına, şahsiyetlilik adına, asillik adına buna dikkat etmek lazım. Sıradakiyle devam edelim ve hayatı bu şekilde okumanın, oku besmele üst başlığına denk düşecek şekilde sıradaki afişimizi alalım ve bazı güncellemeler yaparak gidelim. İşte hayatı okurken şu anda tek adam, işte atalar, atalar rejimi, bir önceki atalar dini vesaire gündem edildi. Halbuki işte orada Kur'an-ı Türkçe ile altta çok ata tek ilah. Çok ata tek ilah KJ'ye de yansıdı ve Kur'an-ı Türkçe ile de aynen yazdık. İşin özü budur. Teklik ancak Allah'a mahsustur. Tek odur. Diğer hep yaratılmışlar, çift yaratılmış. Yani tek bile şey olsa cinsiyet en azından çift yaratılmış. İki tane çift vardır. Zevciyet açısından bu böyledir. Allah böyle yaratmıştır. Bizim farkında olduğumuz veya olmadığımız hatta hayvanlar, bitkiler, cansızlar onları bile Allah çift yaratmış. Çünkü teklik Allah'a mahsus bir şey. Allah'a mahsus. Allah çift olsa olmaz. Bu defa diğerler yaratıklar da tek olsa olmaz. En az iki. En az iki. Dolayısıyla peki ata deyince de işte öyle ya şu anda geçtik işte soyadı kanununun geçtiği bir dönemde bu Atatürk ismi tek şahsa ismen veya soy isim olarak hatta buna birleştirilen bir soy isim veya isim bile olamaz. Bu onun şahsına mahsus. Şimdi bu ne mantığa, ne şuna, ne buna uyan bir şey değil. Gerçekle de örtüşen bir şey değil. Mesela Türk'ün atası diyelim veya Kürt'ün atası bir tane midir? Saydığın zaman işte 1000 yıllık İslami bir dönem veya 7000 yıllık işte Türkiye dönem diye biliniyor. Burada bir tane ata olur mu? En basit, en son haline mesela işte Anadolu'ya bu bölgeye geliş itibariyle bile Alparslan'dan başlıyor. Osman Gazi, Ertuğrul Gazi, işte Fatih, Kanuni, Selim, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet derken gidiyor. Bugünlere kadar geliyor. Ataysa yani bir şey anlamında baktığımız zaman, bir kavmi ata anlamına baktığımız zaman bile tek değil, olamaz. Olamaz. Alparslan'dan dolayısıyla Fatih Atatürk'e, işte Osmanlı'nın o yükselme dönemine kadar bahsettiğim, baktığımız zaman Selçuklu'dan vesaire ne oluyor? O da Alparslan Atatürk veya Fatih Atatürk. Fatih de Atatürk. Atatürk, Fatih Atatürk. Süleyman Atatürk, Selim Atatürk, Gazi Osman Atatürk, Ertuğrul Atatürk vesaire. Bu bir şey bu, hakikat de bu. Hayat bu. Buna rağmen yani bu hakikatin muhalefet hilafına böyle bir şey geçirilip kanunla
Kanunla hakikat değiştirilir mi? Kanunla hakikat dönüştürülür mü? Böyle bir şey olabilir mi? Ama maalesef biz buraya da bir parmak basıyoruz. Yani hakikaten gördüğümüz zaman ne kadar böyle alakasız şeylerin kanunlaştırıldığını, hukuk yerine kanun, kanun devleti ve bunların içselleştirildiğini, insanlara kabul ettirildiğini ve şu anda da sanki bu çok sıradan nizami bir şeymiş gibi, tabii bir şeymiş gibi. Sürekli böyle yani 40 defa bir kişiye deli dersen deli olur hesabından. Yani bu yıllardır, 40 yıllardır sürekli ama doğru değil. Çok ata olabilir, olması lazım. Ata çoktur, tek ilah. Bırak kavmi açıdan, bizim için önemli olan zaten İslami'dir. Hani besmele dedik. Allah'ım Celle Celaluhu bak dediği yerden bakacağız. O zaman iş zaten tamamen değişiyor. Bizim atamız Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. İşte Nuh Aleyhisselam, Allah Teala'nın Kitab-ı Kerim'de bahsettiği atalardan birisi Nuh Aleyhisselam. Daha da çok İbrahim Aleyhisselam'dan bahseder Allah Celle Celaluhu. Bizim atamız İbrahim. Kur'an'da en çok ata olarak İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilir. Nihayetinde son Resul Nebi Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam. Bu bütün bölge kendini İslam'a nispet eden ümmetin atasıdır. Gerçek ata bunlardır. Türk'ünde, Kürt'ünde, işte Arap'ında, Pakistanlısının da, Hindistanlısının da, Malezyalısının da, Endonezyalısının da, hepsinin hatta tüm dünyanın. Bir kısmı bunu kabul eder, bir kısmı etmez. Ama gerçekten ata, Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla bakın, yani iş hak gaspı ne boyutlara varmış. Hak gaspı ne boyutlara varmış. O kadar ilerlemiş ki artık bu Allah'ın bak dediği açıdan bakmayı bıraktığınız gibi daha güncel hayatın içindeki olayların hakikata bile muhalif, hakikatların hilafına tek ata. Ve bu da zaptu rapt altına alınmış, kayd altına alınmış, başkası kullanamaz. Hakikaten yani ilkokul çocuklarının bile itiraz edeceği en basit seviyedeki aklın muhalefet edeceği bir durum. Ama bunlar yaşatılıyor. Tek adam bu iş. Tek adamlık veya o işte tek adamlardan kurtulmak için güya oluşturulan cumhuriyet rejimlerinin cumhuriyet ismine bile muhalefeten oluşturulan düşüncelerin, ideolojilerin, rejimlerin vardığı nokta burası. Vardığı nokta içler acısı. Sıradakiyle devam edelim inşallah. Böyle bakın işte besmele ile işte okunsa hayat, ata kim? Öyle hemen ortaya çıkar. Halbuki bu İslam'a rağmen, İslam'ın Allah'ın rejimine, Allah'ın dinine, Allah'ın düzenine rağmen oluşturulan bu kavmi atalar veya işte iblisin, tamam bizim atamız Adem Aleyhisselam'dan başladı, evet o. Ama peki iblisin şeytanın atası da iblis. İblisle başlayan ve şeytanizm, satanizm diye devam eden bugün onların da nihayetinde öncüleri var, önderleri var, liderleri var, ataları var. İşte bunlar daha çok hakka muhalefet eden, hakkı yasaklayan, zorba, darbeci, dikta, böyle insanların mallarına, canlarına hükmeden, kasteden, dünya emperyalizmini temsil eden ve onların payandası, yerli işbirlikçisi olan zihniyetler ki bunlara tuğyani denir. Bir taraftan Rabbani, o Rabbin bak dediği yerden bakan, o şekilde bir hiyerarşi. Diğer taraftan tam da hakkın muhalifine, hakkın hilafına böyle bir anlayış. Dolayısıyla buna da tuğyan denir. Biz de ne diyoruz? Besmele ile, besmelenin bu gerçeğidir, gereğidir. Besmele ile okumanın gereğidir.
hakkani bir okumanın gereğidir. Meşru bir okumanın gereğidir. Bunun için biz ne diyoruz? Tuğyandan Rabbe, Kur'an'a. Tuğyandan Kur'an'a hicret. Fikre. Zemin olarak, mekan olarak, zaman olarak, akıl olarak, fikir olarak, düşünce olarak her yönüyle bir tekamül, her yönüyle bir değişim, her yönüyle bir dönüşüm, mükemmeliyete doğru bir süreç, bir siyer, bir seyir. İşte Resullerin siyeri, onların siyreti, Allah'ın onları yürütmesi Esra, Mescid-i Aksa'ya, Jaru Selam'a, Selam diyarına varmanın, selamete varmanın, bu serüvenin bir tanımlaması. Tuğyan'dan Kur'an'a, bu tür atalardan Allah'ın tanımladığı otoritelere, Allah'a adanmanın adı, Allah'a hicret. Besmele'nin bir tezahürü, hülasa. Bu da hakikaten hayatı okumanın, Kur'ani bir perspektifle hayatı okumanın bir şekli. Tuğyan'dan Kur'an'a, Allah'a hicret diyoruz. Besmele ile okumanın, oku besmele, yani bu emir tekrarı değil ama gerçekleştirilmesi. İşte gerçekleştirmenin bir yolu. Bu. Bu afişte onu çok güzel izah ediyor. Bir sonraki, sıradaki afişe geçelim. Sıradaki afişe geçelim ve onunla devam edelim. Bu arada tabii biraz soluklanmamız ve affedersiniz. Tuğyan çok önemli bir kavram. Tam Kur'an'ın veya Rabbaniliğin, Ribbiliğin, Ribbiyun, Rabçılığın, Rab taraftarı olmanın tam zıttına tuğyani olmak. Rabbani olmak bir tarafa, tuğyani olmak bir tarafa. İşte Rabbin ismiyle okumanın tezahürüdür Rabbani olmak. Ama besmele çekiyor adam. Besmele ile tuğyanileşiyor. Veya tuğyanilere hizmet ediyor. Onlarla işbirlikçiliği yapıyor. Bu kadar. Tamamen tuğyani rejimlerin, anlayışların, ideolojilerin, felsefelerin ekmeğine yağ sürüyor, bağ sürüyor. Onunla işbirlikçiliği yapıyor. Onu oyluyor. Onun görüşünü yaygınlaştırıyor. Ona fiili, maddi ve manevi destek sunuyor. Ama bakarsan besmele yetmez bu. İşin farkında olmamanın sadece bir emir tekrarı, hatta ükelalık, küstahlık, hakaret, hakaretimiz bir şey. Dolayısıyla besmele ile tuğyanileşilemez. Besmele ile tuğyana hizmet edilemez. Tuğyanın karşısında durmak lazım. Bu işte Allah'ın anayasal düzenine isyan, harami, eşkıya, terör, ne derseniz deyin, işte terör tanımlaması da onun bunun tanımlamasına göre değil, ona göre terör, buna göre bilmem ne, şu devletin, bu devletin, şu dini anlayışın, bu felsefik görüşün, şu ideolojinin vesaire, buna göre bir tanımlama yapamayız. Bunlar yanlış çoğaltmaktan başka bir şey değil. Rabbani bir okuma. Allah'ın, çünkü bu nizamı kuran Allah, bu dünyayı yaratan Allah, geleceği yaşatan, yaratan Allah, gelecekte bizi bugün yaşatan ve gelecekte yaşatacak olan o. Dolayısıyla yani muallim o, yaratıcı o, Rab o, yönetici o. Dolayısıyla yani ondan sorulur bu işler. O da böyle tanımlıyor Celle Celaluhu. Ve işin garibi,
İşin garibi, yani tağutla mücadele etmek, tuğyanla mücadele etmek, ona karşı durmak, besmelenin gereği iken bakarsınız, görürsünüz ki birçoğu tağutla iç içe. Böyle kanka, onunla böyle iş görüyor vesaire. İşte bir de şu andaki çağdaş dünyada böyle kimin eli kimin cebinde, biraz orada, biraz burada, ülke çıkarları şu bu vesaire diye güncel kısa vadeli tanımlamalarla birçok şey meşrulaştırılıyor. Halbuki çok uzun vade düşünülmesi lazım. Olaya kısır, kısa vadeli bakılamaz. Ve tağutla mücadele edilmesi lazım, karşı durulması lazım. Ama birçoğunu görürsün ki tağutla mücadele etmek dururken, şu anda zaten gıtal, savaş İslam'ın bir emri değildir. Çok istisnai şartlarda, ileri şartlarda istisnai olarak bunun önü açılmıştır. Bir ruhsat verilmiştir. Hatta böyle tuğyaniler, azgınlaşan artık iflah olmayacağı kesinleşmişse, Allah tarafından böyle bir hüküm verilmişse, dolayısıyla onu hem kendisini kendinden kurtarmak, hem insanlığı onlardan kurtarmak için bunun önü açılmıştır, yer yer farz kılınmıştır. Ama daha işin başında davet tebliğ ortaya çıkmamışken, fitne dönemlerinde bu yok böyle bir şey. Yasaklanmış. Gıtal. Cihat var. Yani kalemle cihat, tebliğle, davetle, fikirle, fikir kılıçtan keskin. Eğer tesir oluşturmak istiyorsan. Kalem kılıçtan keskin. Asla şu anda savaş dönemi değil. Olamaz. Şu anda kalem dönemi, gıtal dönemi değil. Kalem. Ama birileri yine böyle zıvanadan çıkıyor. Bir de tağutla savaşmak dururken, zaten tağutla bile savaşın bir istisnai durum olarak şartları var. O şartlar bile gerçekleşmemişken zaten başkasıyla savaşamazsın. Tağut dururken kendinden ufak tefek böyle muhalefet eden, kendisine uymayan, kendisine benzemeyen, bazı böyle fikir farklılıkları olan veya fiili tezahürlerde farklılıklar olanlarla kendisine yakın olan kapı komşusuyla savaşıyor. Benzer fikriyattaki insanlarla savaşıyor. Sürekli böyle bir şeyin içinde. Bu tür anlayışlar özellikle bu fitne dönemlerinde, işte şu anda su ahir zamanda ve fitne dönemlerinde bu çok yaygın. Alabildiğince. Şu anda bunları yaşıyoruz. Birçok terör örgütü maalesef bu mahiyette. Adı İslam, İslam adına besmele ama içi taban tabana zıt. Ya taban tabana zıt veya başlangıçta niyet salih gibi duruyor ama usul, işleyiş taban tabana zıt. Bu akıl fikirle Mevla bulunmaz. Savaşacaksan bir savaşım vereceksen, gıtal de demiyoruz daha çok, cihadi bir mücadele. Tağutla savaş, tuğyanla savaş, ondan hicret et. Asla yanı başındakilerle, önündekilerle, arkandakilerle böyle bir lüzumsuz bir çatışmanın, hatta savaşmanın, gıtalin, öldürmenin, katletmenin, kan akıtmanın asla yeri yok. Bunlar asla tasvip edilemez. Bu da işte bakın, gene Kur'an'ı okumanın, oku besmele, Allah'ın esmalarıyla, kavramlarıyla, onun verdiği görüş açısıyla olaylara bakmanın tezahürü olamaz. Bu farklı şeytani okumaların, okutmaların tezahürü. Olaya bir virüs bulaşmış. Şeytani bir virüs bulaşmış. Biz şimdi batı batı deyince de hep bunları şey kabul etmeyelim. Bu insani gibi görmeyelim. Bunların birçoğu da onları fitleyen cinni şeytanların yansıması. Onlar da fitleniyor. Onlar da insan. Onlar da zaaf içinde. Ve onları zannetmeyin ki onlar kendi özgün iradeleriyle değil. Onlar köle olmuş, esir olmuş.
Seni de o esarete çekiyor. Onlar bağımlı olmuş, seni de o çukura, gayyaya çekiyor. Onlar acınacak, içler acısı durumdalar. Onun için böyle münferit, özgün, kendi iradeleriyle oluşturdukları bir şey gibi düşünmemek lazım. Düşünürsek yanlış teşhis. Ve bir çözümlemeye varamayız. Dolayısıyla onların da elinden tutulası durum. Önce kendimizi kurtaracağız ki kendimizi kaptırmayacağız ayağımızı, paçamızı, elimizi, kolumuzu. Ve onlara da yardım edeceğiz. Onlar da çünkü onların da düşüncesi bir şekilde ihva edilmiş. Dolayısıyla yani tağuttan gayrıyla, başkalarıyla savaşacaksan zaten zamanı değil de en azından tağutla savaş. Tağuttan gayrıyla, başkasıyla savaşma. Şeyde de ayeti kerimede keferna, biz küfrettik. İslam da önce küfürle başlıyor. Bakın, küfür nötr bir kelime. Ya bir şeyin üstünü örtmek. Onu iptal etmek. Yok saymak. Kabul etmemek. Demek bu Allah İslam aleyhine ise bildiğimiz küfür istilahi anlamda. Burada ise bir tağut. O tuğyaniyi küfretmek. Ve amennâ billah. Ve Allah'a iman. Asıl olan budur. Tağut dururken şöyle veya böyle, eksik veya fazla, şöyle böyle, yarım yamalak da olsa Allah'a iman eden ve oraya doğru yani hatasıyla, günahıyla giden topluluklarla savaşmanın bir anlamı yok. Tağuttan gayrıyla asla bir savaşın vermem. Burada, bu da işte hayata Kur'an'ı açıdan bakmanın, besmele ile bakmanın tezahürlerinden. Yoksa bakıyorsun ki adam mücadelesinde hiçbir böyle bir ayrım yok. Kur'an, Furkan, Tuğyan bunların hepsi karman çorman farklı kaygılarla, farklı endişelerle bir mücadelenin içinde böyle bir anlayışa, besmeleli bir anlayış diyebilir miyiz? Asla. Bu da gene hayatı okumamızda bize yardımcı olacak mevzulardan birisi. Bir sonraki, sıradaki afişle devam edelim. İşte hayatı okumanın ufak tefek şeyler de olsa bazı böyle hani güzel gibi görünen ancak temelde ciddi sıkıntıları olan durumlar. Bunlara da parmak basmaya çalışıyoruz. İşte 5 vakit sala. Afişimizin başında 5 vakit namaz, 1 vakit spor. Şimdi bu geçenlerde haber oldu. 5 vakit sala, yani namaz demiyoruz artık. Namaz yani Farsça bir tabir. Yani Türkçesi bunun veya Kur'anisi. Sala, yani yaslanmak, işte sala etmek, sala okumak, sala camide 5 vakit sala ikame etmek. Ve hani insanlar bir çıkış arıyorlar. Acaba mesela işte yoga vesaire bir şeyler geliştirdi bazı çağdaş şeyler. Sırf İslam'a muhalefet olsun. Sırf İslam'a muhalefet olsun. Adam hani bir vücut için, beden için, sıhhati için belli hareketler gerekiyor. Fizik hareketler gerekiyor. Ve tabii ki sadece hareket yetmez. Bir de gıda, bakın beden sağlığı açısından, işte gıda, doymadan yememek ve bakın doymadan yemeye, acıkmadan yemeye oturmamak ve doymadan kalkmak. Allah Resulü'ne bize intikal eden veya işte israf etmemek mesela, en basit ayet-i kerime. Veya midenin 1/3'ünü gıda için, 1/3'ünü sıvı ve 1/3'ünü hava için bırakmak. Dolayısıyla aslında aşırı yememek, aşırı tüketmemek, işte bu da sıyamla, savumla veya işte oruç diyebiliyoruz ama sıyamdır aslı, savumdur. Savum, salat, salat da sala. Savumdur. Onunla bir şekil verilir vücuda, gıda açısından, aldıklarımız açısından. Bir de yakmak hareket, o da 5 vakit sala. Şimdi vatandaş buradan biraz hani
sala ile işte sporu birleştirmeye çalışacak bir çıkış yolu arıyor. Şey olsun, iyi niyetli. Yoga, muka gibi çağdaş kokanaların şeyine, tezgahına düşmektense böyle bir alternatif veya kendince bir muhalefet veya bir çözüm. Ancak bunlar şey kalıyor, cılız ve yetersiz kalıyor. İşte birileri bir üniversite spor eğitim kanalıyla camide cemaate 5 vakit sala, namaz ama bir vakitte de bu tür fiziki hareketler, spor yaptırarak sıhhatli olmaları. Yani baktığımız zaman olumlu. Ancak şimdi bu da yani bir eklemleme tam bütünleşmeyen bir şey oldu. 6 vakit veya 5,5 veya bilmem ne. Peki şimdi vatandaşı yere yatırdın, bacak hareketleri. Ya bunun daha doğrusu millete amuta kaldırarak tam tersine bir kulağa öbür türlü işaret etmek gibi yapmak yerine zaten rüku, sucud hareketleri öyle bunu yaptırıyor. 5 vakit sala, 5 vakit spor. Tabii ki biz bunu spor diye yapmayız. Ancak yaratan Rab o bedenin sıhhatine dair bir taraftan savun emrediyor. Yılda bir ay, sonra işte değişik zamanlarda bunun tekrarı işte haftada pazartesi, perşembe mesela ve sair günlerde belli sıyam, savun etmek ve ve günde de 5 vakit 17 rekat farz, toplam 40 rekat ekleyebilirsin, çoğaltabilirsin. Cihatla uğraşmıyorsan, davetle, tebliğle, cadde cadde, sokak sokak dolaşmıyorsan, öyle. Yaşlanmış hareket evinde, artır madem sala rekatını artır. Bütün bu bedenin sıhhati için yeter de artar bile. Ancak o tadili erkan dediğimiz rükunların tadili, adil, yani o rükunların hakkını vererek, işte İftitah tekbirinden tut da kıyam ayakta dururken o vücudun dimdik böyle postür deniyor ya, vücudun pozisyonu tam manasıyla ikame edilerek işte rükuda o bel hareketi, sucuttaki o diz kalça hareketleri, kaide, sağa selam sola selam boyun hareketleri, kol hareketleri, İftitah tekbiriyle zaten yetinilmez aslında. Allah Resulü'nün uygulamasında işte mesela bayram namazlarında olduğu gibi veya vitir namazında olduğu gibi gayri başka tekbirler de vardır. Kol hareketleri, el bağlama hareketleri vesaire. Dize destek vererek rükû hareketleri. Bütün bunlar ve kalkarken mesela şu bacak hareketi yapılırken işte diyelim ki o kalça kasları, zaten şey kaydeden sonra ikinci, üçüncü rekatlara, dördüncü rekatlara kalkarken o bütün kaslar nizami bir şekilde hareket edecek. Hakkını vererek. Dolayısıyla yoga'ya gerek yok asla. O yani hani bazı şeyler vardır böyle Allah çocuk sevgisini almıştır hayvan sevgisiyle. Onu hayvana hizmetçi yapar ya bazı insanları. Yoga da öyledir. Sala sevgisini söküp alır ondan. Ama yine yogadır, bilmem nedir, oturtturur, kalktırır, bilmem ne ettirir. Başka şöyle spor sahası dolaştırır. Veya spor kölesi yapar. Bazılar da ağır işçidir yani. Spor bir yerde ağır işçilik. Spor mipor değil mi? Böyle işte kafayı yedirttirir adeta Allah Teala. Sen misin? Halbuki karşılığında bir şey yok ama burada Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz ya. Hem bedenin sıhhati, hem gelecek, ahir, ebedi hayattaki bir beden sağlığı, gelecek hayat sağlığı, hayat sigortası, gelecek sigortası. Hem de Allah'ı razı etmek her şeyin fevkinde. Bunlar, yani bunlardan kaçmak için, yani bu işte insanları Allah bu hale sokar.
Dolayısıyla şu da bir gariplik var, burada da bir gariplik var. Dolayısıyla işin daha da bir farkında olmak lazım. Ve salaya ben oldum olası 5 vakit bir spor olarak bakıyorum. Bazen soruyorlar spor yapıyor musun? 5 vakit yapıyorum ben doğdum. Yani bu belli bir yaştan sonra 5 vakit salaya. Tabii ki spor olsun diye yapmıyorum. Bu bedeni yaratan Allah benden daha iyi biliyor. Şu anda bildiğimiz bilmediğimiz birçok hikmetini benden daha iyi biliyor. Allah bunu emretmişse bunca hikmetlilik yeter de artar bile. Ben başka işlere bakarım. Sıyam ederim. Rejim yapıyor sıyam. Vesaire. 5 vakit sala, 5 vakit spor. Bu kadar basit. Sade. Tanımlı. Ve bir ibadet şeyiyle, aşkıyla. Altta da Kur'an-ı Türkçe ile 5 vakit sala, spor diye oraya da not düştük. Bizim salamız var. Bizim sıyamımız var. Bizim kıyamımız var. Bu sala, bu sılam, sıyam, kıyam getirir. Dik duruş getirir. Ama öbür türlüleri eziklik getirir. Yani kafa kargaşası getirir. Hayat kargaşası getirir. Gelecek endişesi getirir. Ve hakikaten de endişe etsinler. Bu kafayla endişe etmeleri lazım. Çünkü gelecek onlar için maalesef. Maalesef. Sıradakiyle devam edelim. Ümmete ihanet. Bu da işte güncel bir terörist İsrail resmen ilan etti. Neyi ilan etti? İşte Suudi Arabistan, İsrail işbirliği. Hani Suudi Arabistan'da yakın zamanda ılımlı İslam'a geçiyoruz haberleri yansıdı. Dün neredeydin? Dün Şedid İslam'daydı. Bir ora bir bura. Şey tutmuyor, dikiş tutmuyor. Yani vida yerine oturmuyor. Ya oraya savruluyor ya oraya. Ya ifrat ya tefrit. Halbuki İslam mutedil, adalet, hakkaniyet, meşruiyet. Bu ümmete ihanettir. İşte Musa Aleyhisselam'ın getirdiği İslam'ın sapkını Siyonistler, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam'ın da sapkını olma yolunda hızla koşan Suud kavmiyetçiliği. Ve ikisi birbirini buldu. Çünkü ikisi de hak İslam'a birisi geçmiş zamanda ihanet etmiş. Musa Aleyhisselam'a ihanet etmiş. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gelmeye kalkmış. Ve o dini, Allah'ın dinini kendi ırkına peşkeş çekmiş bir hakikaten iblisi bir anlayış. İblisin bugünkü tezahürü. Kavmen bir cemiyet olarak. Terör, eşkıya ne derseniz her türlü pisliği bulabilirsiniz. Böylesine bir Siyonist algı ve ona yaklaşan, hızla oraya doğru giden bir Suud algı. Siyonist algı, Suud algı. Biz bu olsun istemiyoruz. Olmasın. Suudlarla mutedil İslam'da devam etsinler. Müslim'den yana, mazlumdan yana, mustazaftan yana, haktan yana, meşruiyetten yana olsunlar. Hatta Siyonistler de bu hallerinden vazgeçsinler. İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam'a tekrar dönsünler. Rücu etsinler. Biz kimsenin kaybını istemeyiz. Ama işler öyle değil. Maalesef farklı farklı gidiyor. Bu ümmete ihanettir. Bu insanlığa ihanettir. Bu insanlığın şu dünyadaki huzuruna konan bir bombadır. Bu terör devletlerinin ittifakıdır. Bu eşkıyalar ittifak, haramilerin ittifakıdır. Allah dünyayı bu tür ittifaklardan korusun. Allah insanlığı bu tür sapkınlıklardan korusun. Ama bir imtihan dünyası. Bir imtihan dünyası böyle geldi, böyle gidiyor. Ancak bunlara karşı ayık olmak, bunlara karşı dakik olmak
Bunlara karşı uyanık olmak ve insanlığı bunlara karşı uyarmak. Kendilerine karşı kendilerini uyarmak. Bu onların hiçbirinin lehine değil. Şu anda bir parmak bal hesabı belli çıkarlar karşılanacaktır. Ama bu hayra alamet değil, bu hayra bir gidiş değil. İşte peki üçüncü oyuncu, alta bir oyuncu daha ekledim ben. Tahrikçi Kur'an'ı Türkçe ile tahrikçi mezhepçi İran. Tahrikçi mezhepçi İran. Bakın, ya mezhepçilik yapılır mı mezhepçilik? Tahrikçilik yapılır mı? Yani şu Afrin'e bile bakın, Afrin burnumuzun içi, dibi bile değil içi. Orada bile bir adım atmak için Türkiye İran'ın iznini bekliyor. Rusya'nın iznini bekliyor, Amerika'nın iznini. Buraya kadar dayanan bir İran ne diye dayandı? Halep'te Sünniler yaşıyor. Onlar iktidara gelsin diye mi? Ama hayır. Mezhepçi Esad iktidarda kalsın diye. Tam bir Şia bile olmayan sapık. Galat-ı Şia. Sapkın bir Şia anlayışı. Ona rağmen o orada iktidar olsun diye. Bu mu ümmetçilik? Bu mu haktan yana olmak? Bu mu? Biz mezhepçi olamayız. Bu tür bunlar özel meseleler. Asıl bizim şemsiye değerlerimiz işte besmele, Allah'ın esması, Allah bizi nasıl isimlendirmiş? Müslim, İslam bitti. Allah'ın isimlendirdiğini bayrak yaparız. Onun bayraktarlığını yaparız. Başka türlü mezhepçi anlayış, şu anlayış, bu anlayış. Onunla bir yere varılmaz. İşte bakın yaptı bunu. Yaptı. Güya oralarda bir emperyalizm aslında bu. Ha Bizans'ın, Roma'nın Hristiyanlık üzerinden emperyalizmi. Hristiyanlığı kullanarak, değiştirerek. Ha Farsilerin İslami bir mezhep diye bunu kullanarak emperyalizm oluşturmaları. Değişen bir şey yok. Bu tahrikçilik, bu mezhepçilik. Suudları daha da bir saftırdı. Etki tepki. Ne oldu? Onların bu tavrı Suudları Siyonizmin yanına itti. Bakın siyasi bir okuma. Alın size bir İslami bir perspektif. Hayatı okumanın hali. Suudlar şu anda ne oldular? İran'a karşı sıkışmış hissedip kendini. Amerika'yla, Siyonizm'le daha bir iç içe olmaya başladı. Peki İran ne kazandı? Ümmet ne kazandı bundan? Halbuki mezhepçilik yapmak yerine, ki Türkiye bu konuda biraz daha masumdur, daha güzelini biz istiyoruz, daha iyisi, daha alası, Türkiye bu konuda öncülük yapabilir, yapması lazım. Ne Suud ne İran bu konuda sabıkaları temiz değil. Ancak bizim de çok mesafe almamız lazım. Bu ülkenin de çok mesafe alması lazım. Çok ayaklarında prangalar var. Hem işte devletçilik adına hem böyle dini algılar adına çok ciddi bağlar oluşturulmuş, zindanlar oluşturulmuş. Bunların aşılması bir üst, aşkın bir açıdan bakarak ümmetçi bir anlayışla, İslamcı bir anlayışla, Rabbani bir anlayışla olaylara çözüm üretmesi lazım. Yoksa diğer türlü gelinen nokta belli, toslanan nokta belli. Maalesef belli. Sıradakiyle, işte bu da güncel bir haber ve buradan bizim okumalarımız, besmelemiz, Kur'an'ı bir okuyuşla olaylara bakışımız bu. Bir daha güncel, daha yenileyin, işte bir taraftan işte Kara Cuma, diğer taraftan Efsane Cuma diye KJ'yi de Efsane Cuma diye bir aslında yani bunu nasıl okursunuz mesela bakıyorum. Birçok okuma şekilleri var. İşte Kara Cuma diye bir tüketim çılgınlığı batıda almış başını gidiyor. Ya zaten daha tüketmediğiniz bir şey kalmadı ki. Dünyayı tükettiniz, dini tükettiniz, insanları tükettiniz,
Çevreyi tükettiniz, geçmişi tükettiniz, geleceği tükettiniz. Tüketmek fayda değil. Yani çok yemek fayda değil. Aslında bedeni çöpe dönüştürdünüz ya. Bedeninize de ihanet ettiniz, geleceğinize de ihanet ettiniz. Öyle. Şimdi belki bunu biraz daha böyle iyimser göstererek işte efsane cuma diye Türkiye'de olaylara katıyorlar. Vesaire. Bazı işte kara cuma tabirinin niye kara vesaire itirazları. Biraz önce beş vakit salâdaki o spor ilişkisinde olduğu gibi. Yani bir taraftan itiraz güzel fakat çok böyle zayıf, cılız. Sadece ses olarak değil, tutuş olarak da, fikriyat olarak da. Bakın ben bunu daha farklı okudum. Şimdi mesela Allah Teala İsrailoğullarına cumartesiyi ibadet günü olarak takdim ediyor. Cumartesiyi. Ticaret, şu bu yok. Dinlenecek, ibadet edecek. Yeter 6 gün. O cumartesi günü ibadet edecek, ibadet günü. Ama ne yapıyor? Tam tersine imtihan dünyası ya. Balıklar daha fazla geliyor. İşte Yahudi, işte İsrailiyat'ta oraya bir hile kuruyor. Cuma'dan ağları atıyor. Cumartesi balıklar toplanıyor. Pazar günü de o ağları topluyorlar. Böylesine bir hile. Allah onları neyle imtihan ediyor? Yani o cumartesi ticaret yapmama, eğlence bilmem ne, ibadet. Bakın Yahudiler, Hristiyanlar en azından bir hile işletiyorlar. Yani yine cumartesi günü bir şey yapmıyorlar görünüşte. Ticaret yok cumartesi. Halen çok saygılılar. Birçok kavme göre. Bakın Allah buna itiraz ediyor Celle Celal. Bu haline bile itiraz ediyor ve onlara aşağılık maymunlar olun. Aşağılık taklitçiler olun. İblisin taklitçileri olun. Ve kendiniz zannedin. Kendi lehinize zannedin. İblisin uşağı olun. Dünya krallığıymış. İblisin krallığını güçlendiriyorsunuz Siyonizm adına. Ve onları bu perişan hale ve bütün insanlığa da sebep oluyorlar. Bu bir taraftan. Peki bizim için cuma neydi? Böyle bir okuma ben hiç göremedim. Cuma, ayeti kerime cuma, işte cuma günü salaya çağrıldığınız zaman zikrullah'a koşun. Bizim için de cuma bir ibadet günü. Cuma bir ibadet günü. Ve idâ cuma ayet suresinin son ayı. Ve idâ ra'av ticaret. Ticaret gördükleri zaman evlehden eğlence. Fevlu ileyha. Cuma suresinin 11. Fevlu ileyha. Ona fazlandılar. Koştular. Hani böyle kıyas ya. Fazla elektrik, nötr faz denir ki böyle bir hücum. Ve terakuke kaima. Ve seni ayakta bıraktılar ey Resulüm. Seni yalnız bıraktılar. O ne yapıyordu? O cumayı ibadete ayırmıştı Muhammed Aleyhisselam. Cumayı. Allah öyle emretti. Müminlerse, müminler bile bir kısmı en azından veya diğer sair müşrikler, hayatın bu şeyine kapılanlar, onu cumanın ibadet şeyini bıraktılar. Cuma gecesinin ibadet gecesi, zikir gecesi, fikir gecesi, kıraat gecesi, tertili Kur'an olması gerekirken, o site, bu site, o dükkan, bu dükkan, orası, burası, tüketim çılgınlığı, ticaret çılgınlığı, eğlence çılgınlığı sizin bu kodlarınızla oynanıyor. Nasıl iblis Siyonizmi buna alet ettiyse aynı oyun şu anda oynanıyor. Ha kara cuma, ha efsane cuma. Biz tüketmek için değil, üretmek için geldik. Evet istifade edeceğiz, dünyadan nasibimizi kesmeyeceğiz. Ama biz ahireti, geleceği kazanmak için geldik. Öyleyse tüketim çılgınlığı, özellikle de cuma günü, cuma gecesi. Bakın şu program nihayetinde cuma gecesi yayınlanıyor. Öyle ya. Niye? Çünkü cuma zikir gecesi, cuma günü zikir günü, sala günü Allah'ı anma, Allah'ı anlama, Allah'ı anma, Allah'ı anlatma. Sokaklarda, caddelerde bunun için tebliğ, davet çalışmaları yapma, neşriyat yapma, insanları buna davet etme, tüketime değil ibadete davet etme.
Yani mutedil kul olmaya, bedenimizin sıhhati, geleceğimizin kazanımı vesaire için bunu yapmak. Bu çalışmalar yapılması lazım. Bu eylemler, bu söylemler, cumalar aslında bir cemiyet olayıdır. Bir ibadet festivalidir. İbadet şenliğidir. İbadet de hazlanmaktır. Yoksa ticarette fazlanmak değil, eğlencede fazlanmak değil. İbadette hazlanmaktır. Bu mümkün. Daha fazlası mümkün. İbadetten daha fazlası mümkün diyoruz ve bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Maalesef.